Müminler çevrelerindeki insanları da samimiyete davet ederler. Allah Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ayetiyle insanları iyiliğe ve güzelliğe çağırmayı, onları içerisinde bulundukları yanlışlıklardan kurtarmayı müminler üzerine bir sorumluluk kıldığını belirtmektedir. Bir başka ayette ise Allah Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendisine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Sözleri de müminlerin birbirleri üzerine koruyucu ve gözetleyici vasıfları olduğunu hatırlatmaktadır. İşte müminler Allah'ın bu emri doğrultusunda birbirlerinde gördükleri eksiklikleri yine Kur'an'da bildirdiği şekilde sözün en güzelini söyleyerek birbirlerine anlatırlar. Karşı tarafın vereceği tepkinin verilen öğütten pay alıp almamasının iyiliği emreden mümin açısından bir sorumluluğu yoktur. Allah bir ayetinde Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir sözleriyle bu gerçeğe dikkat çekmekte ve insanların doğruyu görebilmelerinin ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleşebileceğini hatırlatmaktadır. Bu nedenle müminler birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men etmeye çalışırken bunu Allah'tan isteyerek yapar ve sonucu da her ne olursa olsun buna teslim olurlar. Ancak elbette ki samimiyetin getirdiği güzellikleri ve gerçek mutluluğu tüm insanların öğrenip yaşamasını da en içten şekilde arzu ederler aksi bir hayatın dışarıdan normal gözükse bile içten içe insanı kemiren, huzursuzluk ve sıkıntı veren azaplarla dolu olduğunu çok iyi bilirler. Söz konusu kişilerin içlerinde yaşattıkları bu çirkin fikir ve ruh halini saklamak için maddi ve manevi eziyet içinde olduklarını unutmazlar. Bu nedenle karşılarındaki bir insanda az da olsa bir samimiyetsizlik hissederlerse onu herhangi bir şekilde yargılamadan sadece Kur'an ahlakına davet ederler her türlü gizli azap ve sıkıntının, huzursuzluk ve mutsuzluğun tek çözümünün Allah'ın razı olacağı bir ahlakı yaşamak olduğunu en güzel şekilde hatırlatırlar.